Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un özel temsilci Wang Sung-min'in, kan kardeşi, diye nitelediği Türkiye'de deprem haberini alır almaz harekete geçtiklerini belirterek, deprem kendi ülkemizde olmuş gibi harekete geçtik, hızlı bir şekilde karar aldık, dedi. Wang, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Yoon'un taziye mesajını iletmek üzere Ankara'ya geldi. Ülkesinin 2000'den daha fazla çadırı Türkiye'ye ulaştırdığını da belirten Wang, Ankara'ya gelir gelmez AFAD merkezini ziyaret ettim ve orada birçok görüşme yaptık. Türkiye'nin şu anki durumunu öğrenip Türkiye'nin acil ihtiyaçlarını not alıp kendi ülkemdeki hükümet yetkililerine ilettim. Şu an acil olarak çadırdan çok konteynerlere ihtiyaç var. Konteynerle ilgili çalışmalar yapacağız, bunu daha hızlı nasıl sağlarız diye konuştu. Wang, konteynerleri ülkesinden Türkiye'ye ulaştırmanın zaman alacağını ve bu nedenle Türkiye'de bu konteynerleri üretecek şekilde görüşmeler yaptıklarını söyledi. Türkiye ve Güney Kore'nin özel ve kardeşliğe dayalı bir ilişkiye sahip olduğunu vurgulayan Wang, iki ülkenin ilişkisi güzel günlerde değil savaş ve zor günlerde başladı. Türkiye, Kore Savaşı'nda kan ve ter döktü. Biz de bu minnette Türkiye'nin daha hızlı bir şekilde toparlanması için gayret göstereceğiz, ifadelerini kullandı. Wang, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'un ve Güney Kore halkının depremde hayatını kaybedenler için çok üzüldüğünü belirterek, Başkan Yoon, 10.000 kilometre uzaklıktan beni Türkiye ile dayanışma için yolladı, dedi. Wang, ülkesinde halkın Türkiye için başlatılan insani yardımlara yoğun bir şekilde katılım sağladığını kaydetti. Ankara'daki Kore Parkı'nda, Kore Savaşı'na katılan Türk gazilerle bir araya geldiğini ve burada duygulandığını belirten Wang, ülkemde herkes Türkiye ile birlikte tek yürek. Bizim ilişkimiz özel bir ilişki. Bizim ilişkimiz, kül içinde doğan bir çiçek gibi, Türkiye halkı yalnız değil, onlarla beraberiz, ifadelerini kullandı.